Selamlar dostlarım, ben Kripto Süleyman. Evet dostlarım, bu videoda yakın bir arkadaşım yakın zamanda da bir rig kurdu ve bu rigi çok düşük bir fiyata mal etti. Yaklaşık 340 mAh'lık bir sistemi 65 bin liraya mal etti ki bu çok iyi bir rakam bence. Ve bu sistemi kurarken neler yaşadı, kendisiyle ufak bir röportaj yaptım. Özellikle yeni rig kurmak isteyen kişiler için bu video çok faydalı olacaktır. En azından bir yol haritası diyebiliriz. Bu şekilde hikayesi olan veya güzel bir rigi sahip olan kişiler varsa da benimle iletişime geçerse onları da videoda konuk etmek isterim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi daha önce mining'e girmek istiyordu ama ben kendisine dedim ki yani şu an biraz fiyatlar pahalı, biraz daha bekle ve daha sonra gir demiştim ve kendisi en son fiyatların çok uygun olduğu bir dönemde girmeyi çalıştı ve başardı zaten. Şimdi sendeki sistem kaç mAh kanka? 243 mAh kazıyor şu an. Bir 3 ekran kartı da sipariş ettim. Onlar da yolda. Genelde sahibinden kom üzerinden falan buluyorum kartları. Daha önce mining yapmamış. İşte garanti etiketleri sökülmemiş. Ve faturalı cihazlar almaya çalışıyorum. Param güvende sistemi çok güvenir gelmiyor. Çünkü görüştüğümde geri iade ettiğimizde sorun yaşayabilip mahkemelik olabiliyormuşuz. O yüzden kendiniz gidip almanız gerekiyor kartları ya da işte oradaki bir kişiyi, işte o şehirdeki bir kişiyi, güvenilir bir kişiyi bulup test ettirmeniz gerekiyor. Tek tek toplayabilirsiniz eğer böyle sorun yaşamadan. Tabii hazır kurulu ring almak da çok daha mantıklıya geliyor. Çok daha yani %30 falan daha karlı oluyor bu iş. Ama biraz tabii kartlardan anlamak gerekiyor. Yani daha önce tamir görüp görmediğini falan kontrol edebilmek gerekiyor. Peki sen ne kadar aldın mesela? Şimdi sende RX 580 var, 570 var, bir de 3060 var değil mi? Evet. Şimdi mesela ben RX 580'i 2020'nin Ocak ayında sıfırını 4000 liraya almıştım. İki tane almıştım o zaman. Ve şu an mesela sen de aldın. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Hani merak ediyorlardır. Ve senin kartların gerçekten videoda görüldüğü gibi çok temiz kartlar. Hani böyle... Evet. Toz bile yok üstünde. Tek tek seçtim ben kartları. İşte seçerek alıyorum. İşte biraz uzun sürüyor. Tabii ring toplaması. Hani böyle hazır kurulu sistem almaktan ziyade biraz zor. Bir de tabii burada biraz bilgi gerekiyor. Yani bilgisayar parçaları birbirine bağlantılarını yaparken işte ters bağlantı falan yaparsanız kartları yakabilirsiniz. Hani bu anlayan birisiyle ya da işte biraz bilgi dahilinde yapılması gerekiyor. Yani hazır ring almak tabii ki o anlamda daha kolay. Ama böyle işin artı yönü öğreniyorsunuz yani. Daha detaylı bilgiye sahip olsun, araştırıyorsunuz. Biraz daha böyle mantığını kavruyorsunuz işin. Bence böyle yapmak daha karlı. Hazır sistem alan kişilerin genelde işte hiç anlamadıkları için işte böyle çok komik nedenlerle böyle sistemlerini heba ettiğini görüyoruz işte. Mesela işte suyla yakanlar işte. Yani anlamamaktansa sıfırdan başlayıp, temelden başlayıp detaylı bir şekilde biraz da öğrenerek. Yapmak, tabii öğrenerek yapmak çok daha iyi. Kartları tek tek seçmenin artı yönleri şöyle. Şimdi benim bütün kartlarım neredeyse garantili. Garantisi bitmemiş. Daha önce oyun oynamış. Hiç mining yapmamış. İşte ekran kartını satmaya karar vermiş, yükseltmeye karar vermiş kişilerden almaya çalışıyorum. Özellikle İstanbul'a yakın bölgelerse gidip kendim test ediyorum, kontrol ediyorum. O şekilde alıyorum. Eğer hatta getirebilirsek bir tanıdığım bir yer var, güvenmediklerimi oraya çağırıyorum. Orada tamir edilip edilmediğine emin olup öyle alıyorum. Yani bu bölümde çok dikkatli olmak lazım çünkü yani garanti etiketlerini sökmeden bile tamire sokabiliyorlar yani kartları. Çok evet. Her türlü inebazlık dönüyor. Ya evet. Yani bunlar yani en önemli şeyler işte bunlar. Onun dışında parçaları da işte Çin'den almak daha mantıklı bence önceden. Çünkü Türkiye'de çok pahalı. Mesela işte o ufak tefek çoğaltmak için kullandığımız riser'lar işte benzer işte kablolar işte bunlar çok daha pahalı Türkiye'de. Onları da tabii Çin'den falan alabilirsiniz. Tabii bu sistemi biraz daha maliyetini düşürüyor. Evet. Hani hazır sistem almak hem pahalı hem de bence işi öğrenme, bilgi kazanma açısından çok daha dezavantajlı. Evet. Mesela şimdi sen dedin ya bazı kartlara yakın bir dostumun işte dükkanında ya da yerinde test ediyorum diye. Evet. Buradaki olay şu aslında hani ben bir tane ekran kartı sattığımda şey demişti alan kişi. Ya demişti bu garanti etiketlerini niye hani ezdin tornavidayla? Ezmesen daha iyiydi. Dedim abi sonuçta bu ben açtım. Sen bunu satmaya kalktığın zaman etiketsiz açılmadı diye satacak mesela. Ya hatta öyle ben uyanıklık şuna da var. Kadar öğrendim. Garanti etiketlerini hiç ezmeden o kartı açıp
sökebiliyorlar, tamir edebiliyorlarmış yani ben bunu biliyorum. Evet, yani ufak bir karga burunla çeviriyorlar onu. Yapabiliyorlarmış. Hatta bunun aletleri var, cezalatları varmış, kesitiyorlarmış. Hani burada işte çok dikkat etmek gerekiyor. Yani gelen kartları zaten satmak için almıyorsanız açıp kontrol edip macunları falan gerekiyorsa değiştirip. Çünkü benim aldığım kartların işte 3-4 tanesinde ısınma problemi vardı aldığımda. Niye? Çünkü oyun oynamışlar, hiç macunlarını değiştirmemişler. Yıllarca işte kart yavaşladı diye de satıyorlar. Aslında kart hani bir bakım yapsalar, güzel temizleseler, macun değiştirseler kartın ömrü daha da var. Ama tabii anlamadıkları için evet. Bu şekilde satıyorlar. Abi bir yandan da iyi oldu. Senin aldığın mesela RX 570 ve 580'leri kaça aldın? Şöyle 4500 ile 5500 arasında fiyatları değişiyor yani. 4500 aldım da oldu. 5500 evet. Aldım. 3060'ı kaça aldın? Ona çok düşük aldım ya. 9000'e falan geldi bana. O LHR değil değil mi? Yani düşük kazmıyor. Yok. Direkt 55 mAh veriyor. 55 mAh veriyor. Tamam süper. Yani çünkü o fiyata LHR satıyorlar. Yani. Evet. Onu biraz ya işte dediğim gibi yani tek tek aldığınızda sıkışanlar oluyor. İşte böyle bir anda şimdi ilanları takip ediyorsunuz. Bir anda böyle düşüyor ilan. Hani siz yakalıyorsunuz. Evet. İşte benim mesela bir tane kartta çok uygun almıştım ben. Onun nedeni şey satan kişi sadece İngilizce biliyordu. Türklerin çoğu da İngilizce bilmediği için kişiyle ikili iletişime geçememişler. Mesela çok güzel indirim yaptırıp almıştım. Evet. Yani ve Türklerden çok daha güvenilir birisi. Şimdi bu şekilde sistemi kurdun. Şimdi bu sistemi birinden almaya kalksan büyük ihtimalle senden 130 bin, 140 bin lira isteyecek. Peki senin total maliyetin ne oldu? Yani 240 mAh'da. 240 değil mi? Şu anda 250. 60-65 bin bandında bir para harcadım. 3 tane daha kart gelecek değil mi dedin? Onlarla birlikte evet 65 bin. Yani toplam hızın ne olacak o zaman? 32 320 mi? Evet 370-350 falan olacak işte. 350 civarına yükselecek. Evet. Onlar ne peki yine şey mi 3060 mı yoksa 580 mi? Onlar iki tanesi 580 bir tanesi 3060. Tamam yani yaklaşık olarak 330-340 civarı meaş alacaksın ve maliyetin 65 bin lira. Bugün bu ligi satsan zaten 150 bin liraya yani ya da sadece, ya işte 130 bin liraya yeni rahat. Bir iş meslek öğreniyorsunuz. Mesela benim bence bu bir meslek yani bunu yapabilirsiniz. Mesela toplayıp böyle kazarken bir yandan da ilan okuyup satsanız sadece ringi topladığınız anda zaten 20 bin lira, 15 bin lira belki 30 bin lira kar etmiş oluyorsunuz. Evet. Yani bunu da satıp o parayı kazanıp tekrardan sıfırdan başlayabilirsiniz. Yani al sat bile yapsanız hatta belki kazmaktan çok daha karlı hale gelebilir yani bir süre sonra. Evet. Ya bu konuda zaten şöyle pasif kazanç olduğu için insanlara cazip geliyor. Hani her gün 10 dolar gelmesi ya da 20 dolar gelmesi. Çevremizde de alan insanlar var. Hani ama hiç bilmiyorlar mesela ya da yüksek fiyatlardan aldığını düşündüğüm insanlar var ama yapacak bir şey yok. Yani burada dediğim gibi biraz da fırsatları kollamak ve uygun fiyatlardan almak yani, çok önemli. Toplu para vermedim ben. İşte 10 günde bir 5000, işte 10000 hani kart buldukça para ödedim. Param güvende ele aldıklarımda kredi kartımı kullanabiliyordum. Yani kredi kartımın limitini kullanabiliyordum. Ben nakite ihtiyacım olmuyordu. Yani şimdi tutup bu sistemi ben direkt almak istiyorum desem 120 bin lira parayı nakit isteyeceklerdi. Evet. Ve hani çok daha şeymişim ben 60 bin lirayı da böyle 2 ay içerisinde taksit ödemiş oldum yani. Hani çok daha her türlü avantajlı. Evet yani şöyle bir şey de var şimdi o konuda bazı kişiler arabasını satıp rig alıyordu mesela. Tabii ki o 2020'nin başlarında alanlar fazlasıyla hani paralarını çıkarttı ama şu an mesela kartların kazançları düşük olduğu için ellerinde fatura bulundurulan yani faturalar da yüksek. O yüzden birçok kişi hani çok uğraşmak istemediği için de çıkartıyor elinden ve iyi bir sektör. Şu an çok hale talep var yani hale etrafında görüp insanlar kurmak isteyebiliyor. Ama genelde birinin gidip yapmasını bekliyorlar genelde. Evet. Ya bir şey gerekiyor işte. Bir böyle yanınıza bir arkadaş, yandaş ya da işte sizle birlikte hani bu işe tek girmek istemiyorsunuz. Niye? Hani çünkü anlamadığınız şeyler oluyor. Hani böyle bir danışmak hani insan böyle tek başına girerken bir işe zaten hep şey spora giderken bile öyle gün tek başına gitmek zordu. Hani ben abimle girdim ilk bu işe açıkçası. Yani abim çok teknolojiden anlamıyor ama hani maddi açıdan, manevi açıdan her türlü yanında olması benim için tabii avantaj. Hani bilmiyorum ama ben tek sıkıntı yaşayabilecekleri yer şurası. Kesinlikle bağlantılara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani işte elektrik bağlantıları çok büyük problemler açabilir yani.
kar edeyim derken çok büyük zararlar edebilirler. Evet, o, yani riser'ı ters bağlayanlar mı dersin? Ters, bir de şey, dandik soketler olduğu için, hani sonradan uydurmazsan soketler olduğu için, hani ters düzü pek belli olmuyor. Ters takma ihtimali çok yüksek. Hani dikkat etmeniz evet. gerekiyor yani toplama işlemini yaparken. Böyle kafanız dağınık mağınık olur. Hani ters takarsınız, data yerine elektrik, elektrik yerine data verdiğiniz anda bitti yani. O kadar çöp. Yani, bu kadar basit yani. Evet. Peki şu an ne kadar kazandırıyor sana bu şu anki şu hızla? An 11 dolara yakın, 10,5 dolar gibi bir günlük getirisi var benim. Yani 3 kart daha geldiğinde biraz daha yükselecek. Büyük ihtimal 13-14 dolar olacaktır. Yani 14 dolar bu elektrik düşülmüş hali mi? Yok, düşülmemiş. Net düşülmemiş hali, evet. Yani bu durumda en kötü sana aylık işte 300 dolar gibi bir kazanç sağlayacak elektrik evet. düşülmüş halde. 300 dolar da aslında bir pasif kazanç olarak gayet tabii. iyi. Çünkü yani 300 dolar 5000 liraya yaklaşık 5000 lira gibi bir şey ediyor. Hani eline kalan. Ya bu iş hastalık gibi. Şimdi biz cebimizde 3-5 bin lira para olduğu zaman ne yapıyoruz? Bunu harcıyoruz işte. Cep telefonu yükseltiyoruz ama. Şimdi ben elime öyle bir para geçtiği zaman kart alıyorum. Yani böylelikle hem yatırım yapmış oluyorum hem parayı harcamamış oluyorum. Hem de o almış olduğum kart işçi gibi bana çalışıyor. Yani bir getiri sağlıyor. Bu kartların sonuçta şu an piyasası düşük. Yükseldiğinde satabilirsiniz. Alsat da yapabilirsiniz. Evet. Mesela orada çok güzel paralar var. Yani yakalıyorsunuz 4,5. Dedim 9 bin liraya aldım dediğim kartı 13 bin liraya, 12 bin liraya bugün çok rahatlıkla satabilirim yani. Evet. Hani bu tarz şeyler de yapıyorsunuz. Evet. Ya, bu tarz şeyler yapmak da hani mantıklı olabilir ama şu var aslında mining'in özünde. Şimdi sen bir yıl sonra bu kartların parasını büyük ihtimal çıkartacaksın. Hani 10 evet, ay ortalama. Yani, ortalama ama Ethereum'un satmazsın mesela Ethereum'larını. Bir yıl sonra Ethereum iki katına çıktığı zaman fazlasıyla kazanmış evet, oluyorsun. Yani elektriği kendiniz ödeyebiliyorsanız Ethereum'ları biriktirip hani dolara çevirmezseniz tabii ki Ethereum yükseldiğinde toplu satış yaparsınız. Oradan da ayrı kar ediyorsunuz. Yani, şu an Ethereum 3000 dolar bandını ancak gördü. Daha yani ki biliyoruz yani bu 4000 dolar bandları kesinlikle çıkacak. Yani 3 ay 5 ay ama çıkacak yani bunu biliyoruz. Ve ama ona göre hareket etmek lazım. Evet ve şöyle bir şey de var. Yarın bir gün ben bunu hadi satayım dediğiniz zaman o zaman dolar da yüksek olacağı için sen 4000 liraya aldığın kartı belki 6000 liradan 7000 liradan rahatlıkla satabileceksin yani evet. böyle bir avantaj da var. Çünkü ben 0.4'e almıştım. İkinci elleri o zaman hani 3 ay öncesinde 700-800 liraydı. Benim aldığım kartların yani, faturaları var mesela şimdi faturasıyla evet. gönderiyor bana. 1300 liraya almış, 1700 liraya almış. Evet yani sen veriyorsun 5000 lira. Bana 5000 liraya geri satıyor. İkisini kullanıyor. Evet yani. 5000 liraya bana satıyor çünkü. Evet ya böyle avantajları da var ama dediğim gibi biraz da işte bunu anlamak gerekiyor elektronikten. Sonuçta yarın bir gün bu sistemde bir şey olduğu zaman ilk müdahale edecek kişi sensin mesela. Tabii canım. Doğal olarak hani biraz aşina olmak, bu kartları işte bağlantıları biraz da olsa bilmek gerekiyor. Kendinizden çok fazla video var. Onlar üzerinden gidebilir. Yani yavaş yavaş bir kart, iki kart. Yani çok böyle hızlı olmasına gerek. Zaten bir sistem kurduktan sonra, şimdi siz bir kart aldığınızda zaten elinizde sistem var. Kart boşta durmuyor. Direkt sisteme takıyorsunuz. Devam ediyor. Yani size para getiriyor. Hani evet. al-sat yapacağınız bir kartı bile sisteminize koyuyorsunuz. Satacağınız tarihe kadar size kazanç sağlıyor. Yani aslında güzel bir iş. Sadece hani biraz işte Ethereum'un düşük olması, faturaların yükselmesi falan. Bugünlerde hani korkuttu. Millet ringlerine satıyor. Hani ama yani geleceğin işleri bunlar. Yani biz hepimiz bunu biliyoruz. Yani ne kadar kaçabiliriz ki yani iki gün sonra işte yükseldiğinde tekrar almaya kalkacaklar. Evet yani o iş işten geçmiş olacak. Ama tabii ki kazanç kısmında bu tutar tabii ki seni tatmin ediyorsa. Örnek vereyim yatırımın minimum seviyede yatırım yaptın ve gerçekten kartları çok uyguna topladın. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Hani bunu yapabilen varsa bu şekilde arkadaşlar halen mining mantıklı. Ya dediğim gibi gerçekten fiyatları çok uygun. Hani 60 bin liraya 300 MH neredeyse 330-340 MH sistem kuruyorsun. Yani bu 60 bin liraya büyük ihtimalle 3-4 tane kart ya da 5 tane kartı satıyorlar şu anda. Hani 6 karta 70-75 veren de var. 200 MH'lık bir sistemi 75 bin liraya alan arkadaşım var yani. Ben bunları gördüm yani. Tanımıyorum. Evet. Yani o tabii piyasa bir ara yüksekti. Hani o dönemlerde çok pahalı fiyatları satıyorlardı hazır ringlere. Ama anlamıyorsanız bu işe hani hazır ring alıp girmektense hiç girmeyin daha iyi. Yani böyle girmek çok daha mantıklı gibi. Evet çünkü şöyle bir durum var. Şimdi sen mesela 10 ayda amorti ediyorsun. O diğer arkadaş 30 ayda amorti ediyor. Evet bir yıl. Çok büyük dezavantaj yani. Dezavantaj. Ki bu kartların sonuçta yanma riski var işte bozulma riski var. Yani 2 yıl uzun bir süre yani ama. Tamam, ben amorti edemeyeceğinin garantisi yok.
Evet. O süreyi ne kadar kısaltabilirsek o kadar iyi. Evet, bu arada teşekkürler. Evet dostlarım, 65 bin liraya çok güzel bir sistem kurdu ve şu an günlük 15 dolar gibi bir kazancı var. Bu Ethereum'un yükselmesiyle de artıyor tabii ki. Evet, yeni başlayanlar için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.